Sanık tanık ifadesine itiraz etmedi. Anlatılanların doğruluğunu onayladı. Allah'ım sen kızımı koru. Sen onu dört duvar arasında bırakma. Davalının kasten bir fiziki müdahalede bulunduğunun tespit edilememesi nedeniyle olayın araştırılması için davanın ileri bir tarihe ertelenmesine, bu süreçte davalının tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Çok şükür. Ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Yok hakim bey. Yok hakim bey. Taraflar çıkabilir. Dönebileceksin. Dava daha devam edecek ama merak etme, kurtaracağız seni. Her şey çözülecek, tamam? Ben masum. Kim bilir, belki de kaç tane yalan söyledin bana. Bitti. Artık beni kandıramayacaksın. Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Bugün sen orada yargılanıyorken seni izliyor olacağım. Ozan, nasıl inanırsın bu yalanlara? Kıyarsın bizi. Biz mi? Bir de utanmadan hala konuşuyor musun? Hani sevgilin nerede? Hani çok seviyordu seni? Ne oldu? Korkup kaçtı mı? İnanma onların hiçbirine. İnanma, onlar doğru değil. Hepsi yalan. Artık masken düştü. Bitti. Bugün senin son görüşüm olacak. Eylül, Eylül iyi misin? Hadi aç gözlerini, bırakma kendini Eylül. Gel buraya Yağız. Neredesin Yağız? Senin ailen o kız değil, biziz biz. Adnan, kurbanın olayım, sinirlenme. Bir sakin ol, bak tansiyonun fırlayacak. Adamı çığırından çıkarıyorlar Nermin. Kız oğlana sülük gibi yapıştı, bırakmıyor. Nerede bunlar? Kızın peşinden gitmiştir. Yürü gidiyoruz. Ha, nereye? Yaşarlara. Kızının ne haltlar karıştırdığını bilsin. Yürü. Kızım. Aslım. Bir tanem. Gördün mü, bak ben sana demiştim her şey düzelecek diye. Kurtuldun dört duvar arasından, çok şükür. Hadi gidelim evimize. Hiçbir şey düzelmedi anne. Ozan hala benden nefret ediyor. Aslım. Unut artık olanları. Geçmişi bir sünger çek. Bak hayat devam ediyor. Sana inanmayan, acı çektiren insanlardan kurtulma vaktin gelmedi mi? O insanlar hala benim ailem. Ozan hala benim kocam. Nasıl bu duruma geldik, benim aklım almıyor. Kızım git. Ozan! Ozan dur. Ne var aslında, ne istiyorsun?
Dayan evli, tamam mı? Dayan. Bak ben şimdi birazdan seni hastaneye götüreceğim. Merak etme, ne olur iyileşeceksin, tamam mı? Eylül. Eylül, bırakma kendini. Eylül. Taksi. Taksi, dur taksi. Taksi. Allah kahretsin. Ya biri yardım etsin. Eylül. Adnan, şuradalar işte. Yaz kızı kucaklamış. Bayılmış mı ne? Oğlunun aklını öyle alıyor işte. Bu kızın hayatı numara. Yavaşlama, devam et. Durmayacak mıyız? Kız numara yapıyor diyorum Nermin. Senin oğlan da saf saf yüklenmiş taşıyor. Bırak da halleri varsa görsünler. Ben bu işi nasıl çözeceğimi biliyorum. Dayan elim, tamam dayan. Bak ben seni hastaneye götüreceğim, lütfen dayan. Yardım edin. Taksi yok mu? Seyfo, Seyfo. Ağam ne oldu? Allah göndersin Seyfo. Eve geliyordum ya. Yengem iyi mi? Binin ağam, binin. Seni merak ettim, eve geliyordum. Yengeme ne oldu? Bayıldı kaldı bir anda. Gözlerini açmıyor, hastaneye götürmemiz lazım. Hadi atla, hadi atla gidelim. Söyle Aslı, ne istiyorsun? Sana son kez soruyorum. Seni gerçekten aldattığıma inanıyor musun? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Birbirinizi çok seviyormuşsunuz ya. Öyle söyledi ona Namussuz. Sen de onayladın. Şimdi karşıma geçmiş hangi akla soruyorsun? Benim düşündüğümün ne önemi var? Ya doğru başkaysın? O zaman gerçeği söyleyecektin. O Namussuz'un söylediklerini inkar edecektin. Sen inanmadıktan sonra başkasının ne düşünmüş ne demiş hiç umurumda değil benim. Ben sana söyledim. Onlar yalan, inanma dedim. Mahkemede söylemem neyi değiştirecekti? O zaman da inanmayacaktın bana. Yalanlarına kılıf uydurma artık. Rol yapmayı kes. Madem bir günaha girdin, arkasında dur. Seni bu yalanlara kim inandırdı Ozan? Senin gözlerin nasıl bu kadar karardı? Hadi Aslı. Bundan sonra adını duymak, yüzünü görmek istemiyorum. Sakın. Aslım, yapma beni, hadi. Gidelim. Sen karışmasana ya. Bırak artık beni, peşimi bırak. Kızım, Fatih Bey yardım etmeye çalışıyor. Bak avukatın da o buldu zaten. Ben kimseden yardım istemedim anne. Tamam hadi gel evimize gidelim. Hadi gelin ben sizi bırakayım. İstemiyorum. Aslı. Tamam bak herkese her şeye karşı öfkelisin. Ama en azından şu kadarcık yardımın dokunsun. Annen de sen de bu haldeyken sizi bırakamam hadi. Hadi kızım gel. Yok. Açmıyor. Bugün 100 kere aradım, açmıyor. Allah'ım bir şey mi geldi kızımın başına? Ya Nurhan'cığım Allah aşkına panik yapma ya. Kötü bir şey yoktur. Hayır, sıkıntı Yağız da ortada yok. İkisi birden kayboldu. Tesadüfe bak. Yeter be. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ya Yaşar, Allah aşkına bak bir sakin ol. Nurhan sözlere bak. Yaşar baba. Sen bana neden kızıyorsun ya? İkisi birden ortadan kayboldu. Yani benim ne düşünmemi bekliyorsun sen ya? Koray, yeter. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle karın hakkında ya? Benim gelinim yapmaz öyle şeyler. Kesin başka bir şey oldu. Ben ne olduğunu anlatayım. Senin ne işin var evimde?
Kızını merak etmişsindir diye düşündüm de yerini söylemeye geldim. Eylül Yağız'la birlikteydi. Maşallah, oğlumun evinden hiç çıkmıyor. Hastaneye gidiyoruz Eylül. Dayan, tamam mı? Dayan. Bebeğim. Ağam, sana bebeğim mi dedi? Ağam, yenge sana halen aşık. Ben sana söyleyeyim. Eylül. Eylül, aç gözlerini hadi. Seyfo, uyanmıyor. Bu kadar baygın kalması normal mi? Ya hastaneye yetişemezsek? Ağam. Al şu suyu, yüzüne ser. Belki kendine gelir. Yaz. Eylül, bırakma kendini. Ben buradayım. Eylül. Abi hadi, biraz daha hızlı. Hadi. Tamam abi, tamam. Eylül. Gideceksin. Allah sizden razı olsun Fatih Bey. Kızım sizin sayenizde kurtuldu. Ne demek Hediye Hanım? Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Ama daha mahkeme bitmedi. Ertelendi. Evet öyle olsun. Jülide Hanım iyileşsin de doğruları söyler. Kızımın bir günah olmadığını söyler herkese. Şu Kaan da yalan söylemeseydi. Ah, yaktı kızımı. Durur musun lütfen ineceğim? Nasıl yani, burada mı? Evet, inmek istiyorum. Lütfen durur musun? Kızım ne yapacaksın burada inip? Lütfen durur musun Fatih? İnmek istiyorum. Aslım, durayım durmasına da... Nereye gideceksin bu halde, ne yapacaksın? Siz devam edin. Ben eve sonra geleceğim. Kızım olur mu hiç öyle şey? İyice hasta olacaksın. Evimize gidelim, dinlen biraz. Anneciğim, iyiyim ben, merak etme. Sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. Lütfen. İyi, iyi. Peki ne diyeyim? Ama aklım sende kalacak. Bak dikkatli ol lütfen. Diyorsun Adnan Efendi. Benim kızımın senin oğlunla işi olmaz. Kızıma çamur atmayın. İster inan ister inanma. Kızınıza söyleyin oğlumun peşini bıraksın artık. Düşsün yakasından. Benim kızım kimsenin peşinde koşmaz. Doğru konuş Adnan Bey. Ayol oğlumun evindeydi kızın diyorum. Anlamıyor musunuz? Yağız hastalanmış. Dayanamamış, bu da koşmuş gitmiş bakmışmış. Bak sen. Oğluma fırsat arıyor yamanmaya. Eylül. Al gör. Ben ne dedim? Oğlum inanma sen bu yalancılara. Ay sen kimsin de ben sana yalan söyleyeceğim be kadın? Muhatabım olamazsın. Adnan Bey. Belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Eylül çok namuslu, dürüst bir kızdır. Oğlumu da çok sever. Yanlış görmüş olmayasınız. Bu senin oğlun mu? Evet. Neyse ne?
Kızınıza söyleyin, oğlumu bıraksın artık. Biz namuslu, şerefli insanlarız. Oğlumun evli barklı kadınla işi olmaz. Adnan Bey! Pardon. Jülide Özmen'in odası kaç numara? Kendisi servise alınmamış henüz. Hala yoğun bakımda. Peki yoğun bakım ne tarafta? İleride, sağda. Teşekkürler. Ya Ozan, bak bitkin düşeceksin. Hiçbir şey yemedin. Ben de hiçbir şey yemedim. En azından şu kantinde bir şeyler atıştıralım, gel. Tamam, ver şimdi. Yardım edin. Ne olursunuz yardım edin. İyi olacaksın, tamam mı? Ben buradayım. Azıcık daha dayan. Jülide Hanım, ben çok üzgünüm. Ben böyle olmasını hiç istemezdim. Sizi kim doğdurdu bilmiyorum. Neden o kadar üstüme geldiniz? Neden kendimi açıklamama müsaade etmediniz? Ben ne sizi, ne de oğlunuzu utandıracak hiçbir şey yapmadım. Çok sevdim. Tek derdim onu mutlu etmekti. Ben Ozan'ı çok sevdim Jülide Hanım. Oysa bana düşman şimdi. Nefret ediyor benden. Sizin bir an önce iyileşmeniz lazım. Ozan annesiz kalmasın. Sizi de kaybetmesin. Ben telefonumu odada unutmuşum. Hemen alıp geliyorum. O pis ağzına alma kızımın adını. Benim kızıma çamur atma. Sen kendi oğluna bak. Yaşar Efendi! Kızın oğlumun evindeydi diyoruz. Ya ne belli? Ne belli oğlunun kızımı zorla götürmediği? Ha, ne belli çağırmadı? Ya belki de kızı kandırdı. Ay senin kızın da Hint kumaşı sanki. Bak kadın, benim tepemin tasını attırma. Ay ne olurmuş atarsan, ha?
Bana bak. Bunlar ne çirkef insanlarmış Adnan. Hanım. Sen çirkef görmek istiyorsan sen bir aynaya bak. Bak vallahi senin ben saçını başını yolarım. Sen kim oluyorsun ama? Olmaz. Nurhancığım dur dur. Bu böyle ama Nurhancığım. Ozan'ın artık kimsesi kalmadı etrafında. Sizi de kaybederse o mahvolur. Siz iyileşin ki Ozan'ın da yaralarını sarın. Belki o zaman beni de dinlemek istersiniz. Oğlunuza asla ihanet etmeyeceğimi anlatırım size. Siz sevgime inanırsınız. Ozan'a da anlatırsınız. O size inanır. Ne yapıyorsun sen burada? Güvenlik! Güvenliği çağırın! Berçin ben... Ya yetişin! Başladığı işi bitirmeye gelmiş. Jülde teyzeyi öldürecek. Ya yetişin, katil var burada. Endişelenmeyin. Eşiniz kendine geldi. Eşim mi? Durum nasıl peki? Bayılma sebebini henüz bilmiyoruz ama geldiğinde tansiyonu çok düşmüştü. Tahlilleri çıkınca doktor daha net bir şeyler söyleyecektir zaten. Bu arada serum da takıldı. İsterseniz yanına gidebilirsiniz. Geçmiş olsun. Eşinizin durumu iyi dedi hemşire hanım. Eşiniz dedi. Hemşire nereden bilebilir? Öyle değil mi? Öyle lafın gelişine söylemiştir. Hem onlar bilemez ki. Bunun benim için ne kadar imkansız olduğunu. Olsun. O söz öyle güzel, öyle gerçekçi geldi ki. Öyle buramı işledi. Sen başkasıyla evlisin. Benim eşim değilsin ki. Rüyadan bahsettin ya. Hayal gördüğümü söylemiştin. Ben hayal görmedim Eylül. Senin bana bugün söylediklerin rüya olmayacak kadar gerçekti. Ben buradayım. Her şey yolunda. Ne oldu? Karnın mı ağrıyor? Her şey yolundaymış değil mi?
terslik yokmuş. Evet Eylül. Her şey yolunda. Ne oldu ki? Hiç. Bir şey yok. Sen de hastasın zaten. Benim yüzümden daha kötü olma. Git hadi. Teşekkür ederim her şey için. Ben seni böyle yalnız bırakıp gidemem ki. Sen beni boş ver. Sen iyi ol. Ben de iyi olurum. Berçin, Berçin sakin ol. Ne yapıyorsun? Yaklaşma katil. Jülde teyzeyi de rahat bırak. Ya yetişin. Komadaki kadını öldürecek bu kadın. Katil. Hanımefendi lütfen dışarı. Hayır. Ben bir şey yapmadım. Ben sadece onu görmeye geldim. Yalancı. Çatıdan attın, öldüremedin. Şimdi de yarım kalmış işini halletmeye geldin değil mi? Bu kadını hemen buradan atın. Canımız tehlikede, çabuk. Lütfen zorluk çıkartmayın. Ben bir şey yapmadım. Ben sadece onunla konuşmak istedim. Berçin. Bunun hesabını vereceksin. Nurhancığım tamam, tamam canım. Tamam, sen de tamam de. Yeter be! Diyeceğini dedin Adnan Efendi. Karını da al, defol git evinden. İstesen de kalmam zaten bu çöplükte. Ama dediklerimi unutma Yaşar. Kızına sahip çık. Durdur. Oğlumun peşinde dolaşmasın. Yoksa ben durdurmasını bilirim. Yaşar. Yaşar. Yaşarım. Karın yolda bayıldı. Yaz çoktan hastaneye götürmüştür onu. Numara yapıyor bence ama neyse, insanlık bizde kalsın. Senle de sonra görüşeceğiz. Neyin var Yaşarım? Ha? İyi misin? İyi misin? Bir bak bana. Raziye. Raziye su getirin. Aa, Koray oğlum koş. İyi değil vallahi, iyi değil. Yaşar. Yaşar Bey. Yaşar Bey Allah aşkına kendinize gelin. Biz biliyoruz. Eylül namuslu, dürüst bir kız. Gittiyse bile muhakkak bir sebebi vardır. İnşallah öyledir. İnşallah. Bırak ya. Bırak, ben kendim giderim. Uzak durun binadan. Bir daha binanın etrafında görürsem emniyete haber veririm. Allah'ım neler oluyor ya. Bu işin içinde yine Berçin mi var? Hemşirelerden duydum. Karışmış burası, ne oldu? Evet. Aslım geldi Ozan. Jülde teyzeye bir şey yapacak diye çok korktum. Ne Jülde gelmiş buraya? Nasıl girdi? Bilmiyorum. Geldiğimde Jülde teyzenin başında duruyordu. Ona bir şey yapacak sandım. Güvenlikleri attırdım hemen onu zaten. İyi yapmışsın. Anne! Aslım. Aslım annene bir şey yaptı kesin. Anne! Anne! Doktor! Buraya bakın be! Allah Allah. Nerede ya bunlar?
Pardon, birini soracaktım. Bu bizim kaderimiz Eylül. Görüyorsun işte. Ben düştüğümde sen yanımdasın. Sen düştüğünde ben. Birbirimizden kopamıyoruz. Ayrılamıyoruz Eylül. Birbirimizden uzaklaşamıyoruz. Çünkü biz birbirimizin kaderiyiz. Yasım. Eylül. Bana söylediklerini çok iyi hatırlıyorum. Onlar ne rüyaydı, ne de hayal. Hepsini kendi kulaklarımla duydum. Sen bana Koray'la mecburen evlendiğini söyledin. Eylül, beni dinle. Sen hep beni dinlerdin. Bana inanırdın. Sen başkalarına benzemezsin. Onlar gibi değilsin. Eylül, bana her şeyi anlat. Nasıl bir cehennemin içinde olduğunu anlat Eylül. Anlat ki ben seni çekip çıkarayım oradan. Ne olursun Eylül. Sana yardım etmeme izin ver. Göreceğiz. Lan sen beni katil mi edeceksin? Ne işin var oğlum senin burada? Annemin durumu iyi mi? O Aslım denen şeytan Jülde teyzeye neler yapmıştır acaba? Kimse bir şey yapmamış. Geçirdiği ağır travmalar yüzünden bu krizler. Fakat daha önemlisi hemen kana ihtiyaç var. Ben veririm. Biz daha önce konuşmuştuk, baktırmıştık. Jülde teyzenin kanıyla benimki aynı. İyi, hemen benimle gelin o zaman. Tamam. Erçin. Çok sağ ol. Ne demek? Lafı bile olmaz. Kızım, neredeydin sen? Çok merak ettim. İyi misin? Nasıl iyi olabilirim anne? Hastaneye gittim. Jülde Hanım'ı görmeye. Kızım niye gittin? Keşke gitmeseydin. Onu görmek istedim. Onunla konuşmak istedim. Ama Berçin geldi. Ortalığı birbirine kattı. Katilmişim ben. Yarım kalan işimi bitirmeye gitmişim, öyle dedi. Anne. Ben o kadını yaşatmak için gerekirse kendi canımı veririm. Biliyorum kızım. Biliyorum canım kızım. Benim iyi yürekli, güzel kızım. Canım yavrum. Keşke gitmeseydim. O zaman bana inansın istedim. O zaman bana böyle davranırken ben yaşayamam. Yaşayacaksın. Hem de yüzünü düşürmeden, boynunu kimseye eğmeden yaşayacaksın. Senin hiçbir günahın yok. Herkes bunu anlayacak. Ozan aklı başında bir çocuk. O da anlayacak, görürsün. Gelip özür dileyecek senden. Ama o gün gelene kadar dayanacaksın kızım. Sabırlı olacaksın. Tamam, dimdik duracaksın. Çık dışarı, karımı rahat bırak lan. Kusura bakma ağam. Tutamadım bu sümsüğü. Şşş! Kime diyorum oğlum? Çekilsene karımın yanından. Bak. Burada mevzu çıkmasın kardeş. Geri bas lan. Ağzını mı kırayım, burnunu mu ağam? Bırak Seyfo.
Ne oldu ha? Kendine güvenemedin, bunu mu saldın üstüme ha? Senden korkan senin gibi olsun. Gelsene. Yeter. Yaz. Tamam, sorun çıkmasın. Gidin artık ne olur. Peki. Sen nasıl istersen. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi şöyle kapıyı alalım seni. Geç bakalım koca oğlan, hadi. Eşkıya mısın sen ya? Niye hemen olay çıkarıyorsun? Eylül, sen hiç konuşma. Sen hiç konuşma. Senin bu herifin evinde ne işin var ha? Sen kimin karısısın? Benim karımsın, benim. Yağız'ın değil, unutma. Bu herifin anası babası geldi, sizin evi bastı. Ne? Yaşar baba çok fena oldu. Nasıl? Babama bir şey mi oldu? Tamam, endişelenmeyin artık. Annenizin durumu iyiye gidiyor. Umarım yakın zamanda bilinci de açılacaktır. Hayati tehlikeyi atlattı değil mi? Rahat olun lütfen. Zor kısmı atlattık. Çok teşekkür ederim. Vazifemiz asıl Berçin Hanım'a teşekkür edin. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ya Ozan, daha kaç kez teşekkür edeceksin? Jülde teyze benim de annem sayılır. Hem bu yaptığım ne ki? Ay. Berçin, iyi misin? Geç otur şöyle. Tansiyonu düşmüştür, normal. Biraz dinlensin. İyiyim ben ya, geçer şimdi. Al kızım, iç biraz. Anne, Ozan arıyor. Gördün mü? Bak, ben sana söyledim. Ozan aklı başında çocuktur. Seni dinleyecektir. Aç hadi. Ozan. Aslım, konuşmamız lazım. Konuşalım Ozan. Artık lütfen konuşalım. Eve gel hemen. Orada buluşuruz. Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum. Eve çağırdım. Konuşmamız lazım dedi. Gördün mü bak, düzeliyor her şey. Annesi iyi oldukça, o da sakinleştikçe düzelecek her şey. O zaten biliyor senin nasıl bir insan olduğunu, sen merak etme. Gerekirse sabaha kadar anlatırım ben ona. Yeter ki Ozan bana inansın. Söylesene, babama bir şey mi oldu? Daha ne olacak? Senin yüzünden rezil rüsva oldular. Ne oldu? Düşüp kaldı mı yoksa? Ya hala ananı babanı düşünüyormuş gibi rol yapma bana. Ben yemem bunları. Bu Yağız denen pisliğin anası babası geldi demediğini bırakmadı. Rezil rüsva oldular. Yerin dibine girdiler. Ne yaptılar, ne dediler? Ne desinler? Kızınız oğlumun evine gitti dediler. Peşini bırakmıyor dediler. Bir de evli barklı kadın, bunlar hiç olmuyor dediler. Allah'ım yarabbim, delireceğim ya. Eylül, senin bu çocuğun evinde ne işin var kızım? Hasta olduğunu duydum. Benim yüzümden başına bir şey geldi sandım. Yangından etkilendi diye korktum gittim. Kim olsa aynı şeyi yapardım. Hem sen bana ne hakla hesap soruyorsun ya? Neyi ima ediyorsun sen? Sen beni hangi duruma düşürdüğünün farkında mısın Eylül? Ha? Senin yüzünden karısına sahip çıkamayan koca durumuna düştük. Hiç beni düşünmüyorsun kızım sen. Tamam, düşünemedim, ben özür dilerim. Neyse. Bir daha böyle bir şey duymayacağım bak. Şimdi doktorla konuşmaya gidiyorum. Ha?
Bu arada evin tadilatı bitti, eve dönebiliriz, haberin olsun. Ben sana gerçekleri nasıl anlatayım Yaz? Öyle bir batağın içine düştüm ki geri dönüş yok. Kan tahlilleriniz temiz çıktı. Her şey yolunda. Bebeğim nasıl peki? Hiç merak etmeyin. O da gayet iyi. Endişelenmeyin. Hamileliğin bu dönemlerinde böyle bayılmalar yaşıyor olmanız gayet normal. Bebeğim. Çok şükür sana hiçbir şey olmadı. Sen hep iyi oldu. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Ya. Demek siz de duydunuz olanları. Ya aynı apartmandasınız tabii. Hemen yayılmıştır haber. Vallahi ben sizin yerinizde olsam öyle bir caniyle aynı apartmanda kalmayı asla istemem. Önce kayınvalidesini terastan aşağı itti. Ölmeyince de krize soktu kadını. Siz yöneticisiniz. Aynı zamanda annemin dernekten arkadaşısınız. Ben açıp uyarmak istedim. Böylelerinin nerede, ne zaman, ne yapacağı asla belli olmaz. Ben uyarayım da. Oldu. Ben sizi daha fazla tutmayayım. İyi günler. Söylerim. İyi günler. Berçin Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Bir sorun mu var? Kanınızı Jülide Hanım'a vermeden önce bazı testler yaptık. Vallahi nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Belli ki haberiniz yok ve böyle bir şey beklemiyorsunuz ama... Doktor Bey, ne demeye çalışıyorsunuz? Berçin Hanım, hamilesiniz. Böyle bir hatayı nasıl yaptın ya? Biz bu hatayı nasıl yaptık? Ben nasıl yaptım öyle bir şeyi? Büyütme bu kadar ya. Büyütme mi? Büyütme mi? Ben Ozan'ı seviyorum. Ve o benim tek aşkım. Gel Aslı, gel. Bana bir şans vereceğini biliyordum. Sana her şeyi anlatacağım Ozan. En başından anlatacağım. Beni dinleyeceğini biliyordum. Seni dinlemek mi? Bunca yaşanan şeyden sonra sen nasıl düşünürsün böyle bir şey? Ne? Seni dinleyip bir daha beni kandırmana izin vermeyeceğim. Al bunu. İster imzala, ister imzalama. Ben davayı açtım. Derler ki, sevenlerin kalbi tam burada atarmış. Sen hiçbirini kalbinden öpmek istedin mi? İşte burası gerçek kalpmiş. Direkt kalbi hissedermişsin burada. Bundan sonra beni buradan öp. Aa,
yazdım ama dilek balonun içine koymayı unuttum. Of ya, boşuna uçurduk balonu. Bakabilir miyim ben? Ne yazmıştın? Ozan, seninle ikimiz sonsuza kadar mutlu yaşayalım. Çok güzelmiş bu. Bunu sakla, belki bir gün düğün davetiyemiz olur. Sayın Ozan Yıldırım, Aslım Gündüz'ü eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Tüm kalbimle evet. Bitti Aslı. Boşanıyoruz. Bitti. İyi misin? Hı? Koluma gir. Gerek yok, ben kendim giderim. Çok şükür. Yenge iyi görünüyor. İçime sinmeyen bir şeyler var Seyfo. Gidip neler olduğunu öğrenmem gerekiyor. Sen burada bekle. İstediğin para ise hiç üzülme. Ben sana ne kadar istiyorsan vereceğim. Benimse senden tek bir isteğim var. Hayatımdan defolup gitmen. Başka da bir şey istemiyorum. Ozan bak, ne olur yapma. Bak biz Kaan'la... Aşk yaşıyordunuz. Hayır. Gözlerimle gördüm. Onu bizim odamıza aldın. Hatta bana yakalanmamak için balkondan kaçırdın. Üstüne üstlük tanıdığın halde tanımıyormuş gibi davrandın. Sen ahlaksızın, yalancının tekisin. Sen benim sevgime hiç mi inanmadın? Beni seni aldatacağımı nasıl düşünürsün? Düşünmedim. Gözlerimle gördüm. Sen de sevgine yalansınız. Hadi. Ozan ne olur söyleme böyle şeyler. Bak beni dinlemeden yargısız infaz yapıyorsun. Sen beni neyle suçladığının farkında mısın? Farkındayım. Bak eşyaların orada. Al çık git evimden. Ozan. Oğlum. Bu kadın hala burada ne arıyor? Senin yaptıkların yetmedi mi? Jülide, bu aileye. Yüzsüz işte bunlar. Yüzsüz. Ben size bunu anlatmaya çalışıyordum. Ana sıkıldı. Ne olacak? Boşanıyoruz. Bitti bu evlilik. Ben size yolu göstereyim. Şimdi defol git. Ve bir daha da bu evin yakınında bile görünme. Neşeydiniz değil mi? Evet. Ben her şey için çok teşekkür ederim. Eşimin tahlil sonuçlarını alabilir miyim? Aa, tabii. Danışman arkadaşımızdan alabilirsiniz. Ama ben eşinizle konuştum. Tahlillerinde de hiçbir sıkıntı yok. Bebeğiniz de çok iyi.
geçmiş olsun. Bebek mi? Eylül? Eylül hamile mi? Sana bebeğim mi dedi? Yaz. Eylül. Tamam merak etme. Ben buradayım. Her şey yolunda. Ne oldu? Karnın mı ağrıyor? İçin Koray'la evlenmek zorunda kaldım. Ama sana söz veriyorum. Bana senden başka hiç kimse dokunmayacak. Asla dokunamayacak. Sen benim ilk aşkımsın. Ne senden önce ne de senden sonra kimse olmadı. Sen benim tek sevdiğimsin.